Vatandaşların dikkatine, vatandaşların dikkatine. Ülkemizde yaşanan zombi salgını sebebiyle olağanüstü hal ilan edilmiştir. Evlerinizden çıkmamanız, silahlarınıza davranmanız ve kapınıza gelecek her türlü zombiyi öldürmeniz önemli rica olunur. Askeri birlikler gelip sizi kurtarana kadar evlerinizden ayrılmayın. Yağmaya müsaade etmeyin. Evinizdeki yiyecekleri ve içecekleri tüketin. Haniye tecavüz ve yağma büyük bir suç olarak cezalandırılacaktır. Devlet otoriteyi tekrar sağlayana kadar evlerden ayrılmayın. Merak etmeyin, güvendesiniz vatandaşlar. Hepinizi koruyacağız ve hepinizi tek tek kurtaracağız. He olur anasını satayım, görürsem söylerim. Spikerdeki bey, demesi kolay. Zombilere bak ya, zombilere bak. Anasını satayım. Dünya resmen yangın yeri olmuş. Herif diyor ki evlerden çıkma. Ulan evlerden çıkma. Çıkma da çıkmasına. Nasıl olacak oğlum? Her yer zombi. Vatandaşların dikkatine. An itibariyle şehirde olağanüstü hal ilan edilmiştir. Evlerinizden ayrılmayın. Ve sakın kimsenin evine yağmada bulunmayın. Tekrar ediyorum. Yağma yasak. Ancak evinize gelen zombileri öldürme konusunda yetkilisiniz. Allah razı olsun ya Spiker Bey. Siz söylemeseniz kapının önündeki zombileri öldürmek aklımızın ucundan bile geçmeyecek anasını satayım. Şuraya bak ya, şuraya bak. Spikeri ta dibimize koymuşlar. Anasını satayım, zombilerin hepsi buraya geliyor ya. Benim buradan çıkmam lazım oğlum. Buradan çıkmam lazım. Acilinden uzamam lazım. Silah var ama yeteri kadar yiyecek yok. Makinelerin hepsini sömürdüm. Bunları da yemeyeceğim artık. Ulan patates cipsi yiye yiye yemin ediyorum patates sıçmaya başladım ya. Böyle olmaz. Benim acilinden ete, süte, gıdaya ulaşmam lazım. Yoksa protein eksikliğinden öbür tarafa gideceğim. Silah sadece zombi salgınında hayatta kalmak için yeterli değil. Allah kahretsin Jason. Allah kahretsin İrem. Sizin yüzünüzden uğraştığım şeye bak ya. Sizin yüzünüzden uğraştığım şeye bak. Resmen genç yaşımda zombi salgınının ortasında kaldım. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Mehmet'in hayatına devam ediyoruz. Ve bugün gördüğünüz gibi dünyanın kıyamete sürüklendiği ve resmen zombi salgınının şehri esir aldığı bir bölümdeyiz. Arkadaşlar en son biliyorsunuz İrem Mehmet'i tuzağa düşürmüş ve onu mezarlığa gömmüştü. Mehmet mezarlıktan çıktığında herkes zombiydi, her yerde zombiler vardı ve gördüğünüz gibi maalesef ki kıyamet artık ayaklarınıza geldi. O yellok makinesi ayağınıza geldi bayan. Şu ortamda bile espri yapabiliyorsak bence her yerde yaparız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şehirde elektrik falan var. Çünkü daha zombi salgınının 20. günü ve hiçbir problem yok. Yani askerler falan insanlara yardım etmeye çalışıyorlar. Tabii ki bunlar da başlangıcı. Zombi salgını henüz o kadar ilerlemedi. Belki de zamanında durdurabilirler. Lakin şu anlık başımızın çaresine bakmak zorundayız. Çünkü bizim evimiz cehennemin dibinde ve adamlar bize yağma yapma falan diyorlar. Öyle yağma yok. Kötü bir espriydi, kabul ediyorum. Bugün gördüğünüz gibi buradan çıkmaya çalışacağız. Ve arkadaşlar kendimize bir ev bulmak için canhıraş çalışacağız. Bakalım kendimize bir ev bulabilecek miyiz? O kadar zombiyi atlatıp kendimizi kurtarabilecek miyiz? Hadi başlayalım. Ah! Güzel. Nişan almam iyice gelişti. Ah! Bence artık hazırım. Buradan çıkma vakti. Yeter lan. Oğlum birileri gelip beni kurtaracak diye bekledim. Dükkanın içinde kaldım lakin kimsenin geldiği yok. Burayı sanırım ordu çevirmiş, emin değilim. Yani etrafı çevirip gitmişler. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Rav falan diyor. Geçemiyorum lan buradan. Kapının arkasında zombi var galiba. Lan! Anam! Lan kapının arkasını tutmuşlar. Oğlum! Bir de diyorlar ki başkasının evine girme. Mecbur gireceğiz, şu zombilere bak. Aman Allah'ım. Bağırıyorlar resmen. Sayın vatandaşlarımız, lütfen sükunetinizi koruyun ve yağmaya kalkışmayın. Açılın lan! Açılın! Olur anasını satayım, olur! Görürsem söylerim. Allah! Kaç 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 kaç! Oğlum bu ne lan? Ben 20 gündür dışarı çıkmıyorum. Bitkiler büyümüş anasını satayım.
Ben geldiğimde sadece şu panelvanlar vardı. Bunlara panelvan mı deniyor, ne deniyor? Oha! Dal uçak girmiş binaya. Geçen bir patlama olduydu. O bu muymuş? Oğlum bu zombiler ne kadar kalabalık lan. Abo, bunlarla kurşunla falan baş edilmez. Şurada lüks arabalar vardı. Onlardan birini çalıp kaçma vakti. Ya ilk 20 gün sizin dediğinizi dinledim ve yağma yapmadım. İçeride patates cipsiyle beslendim. Lakin yok artık öyle yağma. Ne bir asker geldi, ne bir polis. O zaman kendi göbeğimizi kendimiz keseriz, değil mi? Ne var lan, ne var, Allah Allah, ne var? Deyip duruyorsunuz ya. Kapat oğlum şu kapıyı, kapat. Ne lan bu? Bak 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 bak, nereye? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun abla? Olimpik mi? Aa! Oğlum bunların anahtarları nerededir acaba ya? Ofiste olması lazım değil mi? Başlarım anasını satayım. Yağma vakti. Nerede oğlum anahtar? Aha! Anahtarlar nerede ya? Yok, bilgisayarı ne yapayım anasını satayım? Hiçbir şeye yaramıyor ki. Lan oğlum! Allah! Lan! Koşuyor bunlar. Oğlum virüs gözümüzün önünde evrimleşiyor lan. Anasını satayım. Anahtarlar nerede ya? Anahtarlar nerede oğlum? Yok mu anasını satayım ya? Burayı? Yok bu, bunun üstündekileri aldım. Ulan oğlum bir gidin ya. Anahtarlar nerede ya? Nereye koymuştur? Nereye koymuştur? Cık. O ne ya? Ayın elemanı mı? Aa! Lan! Şerefsiz sessiz sessiz geldi. Aa! Lan gidin lan! Wow! Lan! Lan oğlum mahsur kaldım lan. Zombiler geliyor. Abo! İçeride kaldım. Masanın üstüne çık, masanın üstüne. Çıkamıyorum da. Boyum yetmiyor silahla. Aa! Gidin lan. Gidin. Oğlum silah almaya geldim. Lan zombilerin ortasında kaldım. İmdat! Biri bana yardım etsin. Oğlum otomatik tüfekle mermi var da. Lan bunlar sürekli geliyor. Allah kahretsin. Nasıl çıkacağız buradan ya? Nasıl çıkacağız? Şuna bak, bir sürü birikti. Bir sürü. Lan nasıl çıkacağız buradan? Gelmeyin lan. Gelmeyin. Gelmeyin. Pekala. Babamın dükkanından. Ay o ne? Silah sesi. Babamın dükkanından geliyor. Aman Allah'ım. Çekilin lan. Çekilin. Burada birisi var. İnanamıyorum. Birisi var. Baba, sen misin baba? Baba sen misin? Geldim baba. Geldim. Baba, sen misin? Baba. Aa, zombiler. Baba merak etme. Kurtaracağım. Ofisten seni kurtarmaya geldim baba. O askerler ne derse desin. Seni kurtaracağım baba. Kurtaracağım. Dikkat et baba. Dikkat et. Arkandalar. İmdat. Geldim baba. Geldim. Geldim merak etme. Rahat bırakın lan babamı. Rahat bırakın. Geldim baba. Geldim. Ay sen babam değilsin. Sen kimsin? Kimsin sen? Bir sürü zombi var. Babamın dükkanında ne işin var? Buradan çıkmamız lazım. Çok kalabalık burası. Kimsin sen? Ben Mehmet. Asıl sen kimsin? Ben bu dükkanın sahibinin kızıyım. Sahibinin kızı. Babam 20 gündür eve gelmeyince polisin televizyonda yaptığı yayınları dikkate almayarak dükkanına geldim onu kurtarmaya. Dükkanına. Demek burada değil ha. Burada değil. Acilen çıkmamız lazım. Acilen. Takip et beni, gel. Temizledim bunları, gel. Çıkalım hadi. Tamam geliyorum. Gel oğlum gel. Çıkalım buradan, koş. Gel. Bir sürü zombi var burada. Lanet olsun. Takip et. Gel benimle. Babam nerede ya? Babam nerede acaba? Koş 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 koş. Çıkmamız lazım, koş. Geldim. Gel gel. Çıkalım buradan, gel. Burası acayip, zombi kaynıyor. Koş koş, sıkma, gel. Gel çıkalım buradan. Motorum var. Ne yaptınız lan, motorumu yediniz mi? Allah'ın belaları. Motorumu ne yaptınız? Koş 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 koş. Bırak motoru, gel. Ara sokağa gidelim. Gel. Burada merdiven var. Gel 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 gel. Akşamı burada geçireceğiz. Allah kahretsin. Motorum kayıp. Koş çocuk koş. Tırman çocuk. Tırman.
bekleme. Ya çocuk deyip durma bana. Ben koskoca lise öğrencisiyim. Ya ne fark eder Allah Allah. Ne fark eder? Yürü. Gel. Burası nispeten güvenli. Akşamı burada geçireceğiz. Son zombileri de temizleyelim. Gel. Yardımcı ol bana. Geldim geldim. Hemen geldim. Aa orada gördüm. Tamam. Öldü öldü. Tamam. Hayatımı kurtardın. Teşekkür ederim birader. Rica ederim de ne biraderi? Ya ne demek ne biraderi kardeş işte. Yani kurtardın ya beni. Allah razı olsun onu diyorum. Sen ne diyorsun be gerizekalı? Hop hop hop. Ne oluyor lan? Ne dedik de böyle hakaret ediyorsun ya? Teşekkür ettik kardeş. Lan ben erkek değilim. Kadını. Kadın mısın? Oha. Şaka yapıyorsun. Ha şaka yapıyorum. Yalancıktan kadın taklidi yapıyorum. Kör müsün saçımı görmüyor musun? Allah Allah. Yani yalan söyleyecek halim yok sana. Babamı gördün mü buralarda çocuk? Ulan nasıl kadın lan? Benden kastı oğlum kola bak. Kur'an çapsın 40 santim lan. Yok görmedim. Bu arada ben Mehmet. Senin adın ne birader? Ya, senin adın ne? Benim adım da Asiye. Asiye mi? Lan harbiden kadın ismi lan. Asiye diyor oğlum. Yani kadın. Allah Allah. Of ya nerede babam acaba nerede? Dükkanda da yok. Ay başına bir şey mi geldi acaba ya? Salgını duyduğum ilk gün çıkmam lazımdı. İlk gün. Ama var ya bu salgını hangi bilim adamı, hangi profesör başlattıysa onu bulup kafasını kopartacağım. Allah! Bunlar salgının profesörle falan olduğunu sanıyor. Oğlum bir bilseler anam benim salgını kimin başlattığını bildiğimi falan. Bu kız beni de vurur lan. Oğlum salgını bayağı bildiğiniz fiilen ben başlattım. Yani durdurabilseydim İrem'i salgın olmayacaktı. Oğlum bunu kimseye söylememem lazım. Yemin ediyorum var ya bu kaslı birader beni tek koluyla öbür tarafa gönderir. Allah en iyisi susalım. Ya şey yanında yiyecek bir şey falan var mı? Ben 20 gündür şu silahçı dükkanında sadece cipsle kaldım da. Yok yanımda bir şey yok ama eve gidince sana güzel bir şeyler hazırlarım. Uf ya babam burada da değilse nerede o zaman ya nerede? Hava kararsın da beraber eve gidelim. Böyle olmayacak. Uf, baba ya burada da değilsin. Allah kahretsin. Başına bir şey geldiyse bu salgını çıkartanın da o aşağıdaki zombilerin de hepsinin kökünü kazıyacağım. Hepsini. Yaparsın valla. Kola bak anasını satayım. Hulk gerçek olabilir mi? Oğlum bu nasıl kadın lan? Tövbe tövbe. Allah'ım yarabbim. Ben bir tırstım oğlum. Ama neyse. Evinde yiyecek varmış. Hiçbir şey söylemezsek hiçbir şey anlayamaz. Hiçbir şey belli etme Mehmet. Hiçbir şey. Hayır. Hayır İrem. Hayır bunu yapmana izin vermem. Hayır. Ne oluyor lan? Akşam olmuş oğlum. O çatışma sesleri nereden geliyor lan? Ne oluyor? Asiye? Birader yani kız neredesin? Buradayım burada. Geldim. Yan taraftaki silahçı dükkanına girdim. Silahçı dükkanındaki hoparlörleri silah sesi çıkartması için ayarladım. Zombileri oraya biriktiriyoruz. Hadi gidelim artık. Dışarısı güvenli. Motoru da buldum. Bitkilerin arasındaymış. Hoparlörü... Zombileri çekmek için silah sesi çıkartmaya mı ayarladın? Lan ne kadar akıllıca. Sağ ol, teşekkürler. Lakin övgüye değil. Kaçmaya ihtiyacımız var. Yürü. Gel. Hemen gitmemiz lazım. Hemen. Hazır zifiri karanlık. Zombiler de meşgul. Buradan çıkmalıyız. Gel çabuk gel. Bu merdiven de çok dar çok. Ulan 50 santim kolum var. Tabii dar gelecek. Efendim? Duyamadım. Yok bir şey. Eminim yoktur. Gel hadi gel. Sessizce gidelim gel. Aman diyeyim çaktırma. Zombilerin dikkatini oraya yönlendirdim. Gel böyle çocuk gel. Seri gel seri.
Motor burada. Gel hadi gidelim. Nasıl görmedik motoru anlamıyorum ki ya. Sanırım olayın paniğinden. Motor resmen şu ileride yatıyor. Gel. Hemen gidelim. Atla bakalım. Buldum motoru. Gel. Bin bin. Gel çabuk gel. Böyle gel. Gel 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 gel. Atla arkama. Ne? Zombili ortamda onun arkasına. Hayatta binme. Lan ne olacak? Binsene arkama. Ya zombilere açık hedef mi olacağım? Ya ısırırlarsa beni? İyi o zaman prenses. Burada kal da zombiler yesin seni. Açlıktan da öyle olmadı en kötü. Ha, onu da doğru dedi lan. Tamam tamam geldim geldim. Ama beni iyi tut tamam mı? Düşmeyeyim. Olur prenses. İstersen bir de emziğini getireyim em. Allah Allah. Biz burada zombilerden kaçıyoruz. Çocuğun istediği şeylere bak ya. Kusura bakma. Her istediğine sahip olamazsın prenses. Ya sen bana niye prenses deyip duruyorsun? Ben erkeğim kızım. Sen de bana Hulk gerçek olabilir mi diyordun. Hulk gerçek. Merak ediyorsan. Ha beni. Ya özür dilerim tamam. Ben ne bileyim yani. Seni öyle görünce kastı. Erkek sandım ya. İyi. Olmadığımı öğrendin. Şimdi hemen müsaadenle eve gidelim. Ve kendimizi güzelce bir doyuralım. Değil mi prenses? Bak ama yine prenses diyorsun. Ya Asiye miydin neydin? Yani özür dilerim tamam. Ya nereden bilebilirim? Kaslı kollarını görünce üf yine aynısını diyoruz oğlum. Tamam özür dilerim. Benim eşekliğim. Ne olur lütfen eve gidelim ve bana prenses deme artık. Peki prenses. Ya Allah Allah. Ulan benim adım Mehmet oğlum. Mehmet adında prenses olur mu lan? Hadi prens neyse de. Lan ne diyorum ya. Bir an önce evine gidelim de şunun karnımı doyurayım. Ondan sonra kaçarım zaten. Ne anasını satayım bu ya. Kollara bak lan. Vallahi yemin ediyorum beni bir kavrasa var ya. Allah kahretsin. Aklıma öyle şeylerin gelmesi kötü. O sahneyi canlandırdım da. Yani şey olarak. Sarılma değil. Neyse. İşte geldik prenses. Burası da bizim ev. Civar evlerin ve bizim evin elektriği var. Lakin diğer yerlerin yok. Neyse. Gel. Hadi gidelim. Birazcık yemek yiyelim de. Kilo al prenses. Hani kullarıma özleniyorsun ya. Bana bak kızım. Bana bir daha prenses dersen yemin ediyorum kilaları değişiriz ha. Sinirlenme prenses. Gel eve girelim. Ay çok kötü bir gündü ya. Neyse ki sağ salim dönebildik. Annem de yok, babam da yok. Ne yapacağız bilmiyorum ki ya. Televizyonda yetkililer sürekli evde kal, yağma yapma falan diyorlar. Yiyecek stoğumuz falan var da. Ya ne kadar sürecek bu zombi salgını? Lanet olsun ben ailemi özledim ya. Valla senin yine özleyecek bir ailen var. Benim kimsem yok. Anam. Elma, portakal. Kız siz zengin misiniz? Birazcık öyleyiz prenses. Ne yersin? Beni bilmem de. Sen bu gidişle dayak yersin. Bak kadına el kaldırmam ama terbiyemi bozdurma bana. Ay yesinler. O 10 santimlik kollarla beni mi döveceğim prenses? Hadi hadi. Sen burada biraz bekle. Ben bir elimi yüzümü yıkayayım yukarıda geliyorum. Dolaptan kendine bir yiyecek falan bulursun. Bana bak prenses. Evimiz senin için birazcık böyle aşırı demoda gelebilir. Hani sen lüks düşkünüysen. Kusura bakma. Eldeki kuşla yetineceksin. Teldekiyle değil prenses. Lan oğlum. Yemin ediyorum ben bu kızı vururum. Sonra da zombilerin ortasına atarım ama anam yiyecek var lan. Allah. Bir süre faydalanalım da. Sonra bakarız durumuna. Prensesmiş ya. Annen prenses senin. Oğlum ocaklara falan bak lan. Lan bunlar zengin ha. O kolları başka nasıl geliştirecek gerçi. Bende yok anasını satayım kızdaki kol. Silahı şöyle bırakalım da yemeğimizi yiyelim. Zaten bu lanet şehirde fazla kalmayacağım. Evime geri döneceğim. Prenses dün bamya yapmıştım. Yersin değil mi bamya? Vallahi ben ne bulursam yerim de. Bu gidişte sen başka bir şey yiyeceksin. Kurşun gibi. Allah'ın hulku. Tövbe tövbe. Ulan bir kızla ilk defa böyle konuşuyorum. İrem hariç bir kızda. Ulan İrem. Ulan. Benim dertsiz aşım, ağrısız başım vardı. Senin o zombi kafana kurşunu sıkmadım ya, ona yanarım. Ama sen dur. Ben bu dünyayı düzeltmesini bilirim. Bir yolunu bulup bu dünyayı tekrardan düzelteceğim. Tekrardan. Evet arkadaşlar, bir videonun da sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün Mehmet'in hayatında efsane bir bölümü daha geride bıraktık ve acayip kaslı, çılgın manyak bir kızın bizi kurtarmasına tanıklık ettik. Asiye adında bir kızla tanıştık
Kendisi galericinin kızıymış, geldi, bizi silahla kurtardı ve daha sonrasında ise evine götürdü. Lakin ortada bir problem var. Mehmet'e prenses prenses deyip duruyor. Mehmet'in de sinirleri bozuldu. Gördüğünüz gibi geri dünyaya adapte olmaya çalışıyoruz. Birazcık zor, lakin yapılabilecek bir şey yok. Şu anlık hayatta kalmaya çalışacağız. Öncelikli hedefimiz evimize geri dönmek. Hani sattığımız ev vardı ya, oraya geri döneceğiz. Artık satsak da önemli değil çünkü zombi salgını var. Bir şekilde yaşarız biz orada. Bakalım ilerleyen bölümlerde neler olacak. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Arkadaşlar, hep birlikte bir konuda fikir birliğine varabilir miyiz? Herkes şu an benim düşündüğümü düşünüyor değil mi? Şu surata bakıp aklınızdan geçen şey nedir? Aaaa, bir kralın silüeti. Yok lan yok, bir azin suratı. Yumrukluk. Yumrukluk bu. Aaaa. Evet, yumrukluk. Oh my god. Sahtekar Ronaldo. Seni dövmek benim görevim. Ne oluyor lan? Oğlum, yalancıktan yerde sürünen offside yemiş oyuncu gibi. Ne yapıyorsun lan? Ha? Neden kaçıyorsun? Gel. Erkeklik yap lan. Gel bakayım. Beni taklit etmeyi biliyorsun. Oh my god. Biliyorsun yalancı azik. Seni dövmeyi hep istiyordum oğlum. Seni yarışta da dövdüm. Seni gerçekte de döveceğim. Arkadaşlar, şiddete kesinlikle karşıyım. Lakin bazen azikler dayak yemeyi hak ederler. Bazen.